Dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet, gümüş gram yatırımcıları ne yapmalı? Bu hafta hangi seviyeler gümüş gramda önemli? Yükselişin devamı için gümüş gramda hangi seviyeler bu hafta beklenmeli? Sizlerle birlikte bunun grafik üzerinde bulmaya çalışacağız. Evet sevgili dostlarım, gümüş gramda bu hafta itibariyle bizler için önemli olan yükselişin devamı için rakamımız 3.93 seviyesi. Gümüş gramda 3.93 üzerinde kalışlar bize yukarıda 3.98, ilk etapta 3.98 direnci ve onun üzerinde de 4.02 direncini hedef olarak gösterecektir. O yüzden 3.93 gümüş gramda bizler için önemli. 3.93 altında sarkmalarda 3.88 ve 3.86'da bulunan destek noktaları da bu hafta itibariyle bizler için önemli seviyeler olarak gözükmekte. Fakat önemli yükselişin devamı için takipte kalmamız gereken en önemli seviyemiz 3.93 üzerinde kapanışları takipte kalacağız arkadaşlar. 3.93'ün üzerinde tutunma gümüş gramda 3.98'i bize ilk etapta getirecek olan seviyedir arkadaşlar. Onun üzerinde de 4.02 direnci gümüş gramda kuvvetli bir direnç olarak gözükmekte. Gümüş yatırımı olan arkadaşlar, gümüşte biliyorsunuz ana hedefimiz 4.10-4.14 aralığı. Bu aralığı takipte kalacaklar. Gümüş gram bugün itibariyle hala güçlü seviyesini korumakta. Aşağıda bizler için en kuvvetli destek 3.74. Sıfırdan gümüş gram almak isteyen arkadaşlar da 3.74'teki bu hafta itibariyle destek noktasını bekleyebilirler arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla. Fakat şu an itibariyle gümüş gram güçlü durmakta ve 3.93 üzerinde kapanışlarına devam ettiği müddetçe yukarıda 3.98 seviyesini ilk etapta test etmek isteyecektir. Buranın aşılmasıyla birlikte de 4.02 desteği bizim için önemli. Gümüş gramda 4.02 haftalık kapanışlarda takip etmeniz gereken önemli bir seviye. Haftalık kapanışlarda gümüş gramda eğer olur da 4.02 üzerinde bir haftalık kapanış görebilirsek arkadaşlar, gümüş gramda bu sefer hareketler hedef bölgemiz olan 4.18 aralığına kadar yükselebilir. O yüzden 4 üzerinde kalan bir gram gümüşü haftalıkta kuvvetli olarak bekleyebiliriz ve bu 400 seviyesini kendine de destek yapabilirse gümüş gram, yukarıda orta vade hedefi 4.87 seviyesine doğru gümüş gramda hareketler hızlanabilir. O yüzden gümüş gramda 4.84 seviyesi önemli bir bizler için direnç seviyesi olarak gözükmekte arkadaşlar. Aşağıda da dediğim gibi 3.93 üzerinde kapanışları görmemiz halinde gümüş gramda hareketler hızlanır ve 3.98-4.02 aralığına doğru gümüş gramda yukarı yönlü hareketler bekleyebiliriz. Bu hafta gümüş gramda beklenti aralığımız 3.86-4.02 aralığı olarak gözükmekte. 3.86 altına sarkmalar olmadığı müddetçe de gümüş gramda ana hedef 4.02. 4.02 üzerinde de artık dediğim gibi arkadaşlar, kapanışlar özellikle de haftalık ve aylık bir kapanış görebilirsek gümüş gramda ana hedef 4.87 bölgesine doğru uzanacak orta vadeli bir hareket olarak gözükmekte. Gene günlük bazda sizler için ben de takip ediyorum. Zaten 3.92'den günlük bir kapanış geldi. Haftalık da bir kapanış geldi. Bu günlük haftalık dirence yakın bir seviye. 3.93 üzerinde bir kapanış gelseydi bizler için daha iyi olacaktı arkadaşlar. Daha net bu sefer 4.02 seviyelerini bekleyebilecektik. Fakat 3.92 de fena bir kapanış değil. O yüzden 3.93 üzerinde tutunup tutunmaması gümüş gramda önemli olacak. Bu seviyeyi takipte kalacağız. Bu seviye üzerinde de haftalık veya aylık kapanışlar gelmesi durumunda gümüş gramda orta vade hedef 4.87 şeklinde çalışabilir. Tabii bu 4.87 birden gelecek diye bir şey yok arkadaşlar. Arada 4.18 ve 4.43 dirençleri de mevcut.
Şimdilik gümüş gramı sizlerle birlikte takip etmeye devam ediyoruz. Gümüş gramda beklentilerimiz bu şekilde. Hala olumlu seyrini de gümüş gram devam ettirmekte. Gelişmeler neticesinde tekrardan günlük olarak ben sizlere tekrar videolar yapıp önemli seviyelerimizi, değişen destek direnç noktalarımızı sizlere bildireceğim. Bugün itibariyle dediğim gibi arkadaşlar 3.92 önemli. 3.92 altına sarkmalarda 3.88, 3.86 destekleri önemli. 3.92 üzeri tutunuşlar zaten 3.98 ve 4.02 ana hedef bölgemiz şeklinde çalışacaktır. Gümüş gramla ilgili söylemek istediklerim bu kadar. Fazla da uzatıp sizi boğmayayım. Videolarım hoşunuza gidiyorsa bir beğeni ve kanalıma abone olmamış arkadaşlar varsa da kanalıma abone olmalarını kendilerine rica ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.